Assalamu aleyküm izleyicileri. İzleyicilerimin çoğu Harezm Şahi Sultanlığını biliyor olmalı mı? Ayrıca Harezm Şehit Sultanlığının nasıl başladığını da bileceksiniz. Ama şahın gerçeğinin farkındasın mı? Selçuklu Krallığı'nın itaatkar hükümdarları bu bölgeleri Islacı İmparatorluğu'nun izniyle kim yönetti? Selçuklu Devleti'nin onlara verdiği, ancak şartlar saltanat aleyhine olduğunu görmekten başka bir şey miydi? Gözlerini başka yöne çevirdiler ve kendi imparatorluklarını yarattılar. Bugünün izleyicileri Şehit Sultanlığı'nın kurucusunu öğrenmek ister mi? Neden Sayon Krallığı'ndan ayrıldıktan sonra bile uzun süreli olamadılar ve iktidarları nasıldı? Bugünkü video, Harezm Şahi İmparatorluğu'nun yükselişini ve düşüşünü ele alıyor mu? Öncelikle Kurram Şahi İmparatorluğu hakkında konuşacağız. İzleyiciler, Harez-i Azam Kraliyet İmparatorluğu'nun temeli, kralların Selçuklulara sadık kalmak için, Harezm'e Harezm Şah İmparatorluğu'nun bulunduğu bölgeleri vekilleri olarak yönetme yetkisi verecek şekilde atıldı. İkisi arasındaki ilişkiler 30 yıl boyunca iyiydi ve Harezmiler, bu bölgelerde Selçukluları temsil ediyordu. Siz mi yönetiyorsunuz? Fakat padişah dönemi, Harezmi isyanının başladığı dönem miydi ve Sultan Sencer'in Selçuklu Devleti'nden gelen iç isyanları bertaraf etmekle meşgul olduğu dönem miydi? Tabakar toprakları bu fırsattan yararlandı ve kim yavaş yavaş milyonların kontrolünü kendi ellerine almaya başladı? Sonra Selçuklulara itaat etmeden ayrıldılar ve gerileyen Selçuklu İmparatorluğu'nun kalıntıları üzerinde hükümet kurdu. Bir süre sonra ise imparatorluk borç içinde mi? Yoksa Irak Sultanlığı'ndan mı? Borçlu imparatorluk mu? Ayrıca Irak Krallığı'ndan birçok toprak almayı başardı mı? Kısa sürede bile o kadar güç kazandı ki, Bağdat Krallığı'nın Abbasi halifeleri bile karşısında büyük bir tehdit hissetmeye başladılar. Anustagingarçay, Harezm Şahi İmparatorluğu'nu lekeleyen adamdı ve bu adam bu imparatorluğun ilk hükümdarı mıydı? Anustagingarçay aslen Boko'nun orijinal Türk kralıydı ve Sultan Malikşah, Gumsdin Balk Beg'in önderliğinde Anustagin'i öldürdü. Gaznelilerin işgal ettiği bölgeleri geri almak için mi gönderildiler? Bundan sonra Anuskin kraliyet oldu gemilerin bekçisi mi yapıldı? Bu olağanüstü zeka ve yeteneklere sahipti. Bu yüzden oğullarından biri, onun için çok değerli olan Kitab Din Muhammed de aynı yeteneklere ve eğitim ve öğretime sahipti. Ortadaydı, öyleyse neden görevlerini çok zor yapacağı bir eyaletin hükümetini gerçekten destekledi? Anuşnagir, Türklerle ve Kapçak kabileleriyle çok yakın ilişkiler kurdu ve bunun sonucunda çok sayıda Hazm Şah ordusuna alındı. Ve bu ilişkiler daha sonra Behram Şahları tarafından İran'daki Selçuklu topraklarını fethetmek için kullanıldı. Anuştagin'in ölümünden sonra, Muhammed'e yeteneğine dayanarak baba yerine verildi. Çalışmaları ve sadakatiyle Sultan Sancar'ın sarayında kim büyük nüfuz kazandı? Muhammed'in ölümünden sonra Mihver bin Muhammed yerine mi geçti? Harezm eyaletinde hükümet hangi ülkede kuruldu? Sis'in unvanı Harezm miydi? Harezm Şah İmparatorluğu'nun Kavarezm Şah olarak adlandırıldığı temelde, babasının yerini aldı ve birçok kez spasaları yaptı ve yeteneğinden etkilenen sultan. Ortadaydı, öyleyse neden görevlerini çok zor yapacağı bir eyalet? Hürrem Şah'ın babasının yerini aldığı ve birçok kez sapansaları görevlerini yerine getirdiği ve yeteneğinden ilham alarak sultanın onu da komutan yaptığı ve önemli saray mensupları arasında sayılacağı söylenirdi. Öyle miydi? Ancak bu birçok soruna yol açtı ve Sultan Seyre'nin ilişkisi ortaya çıktı. Ne? Onlar mı? Hangi Hasan Şah bağımsız hükümetini kurdu? Bu farklılıklar aynı zamanda Sultan Sencer ile Hazm Şah arasında bir savaşa neden oldu. Ram Şah ne kadar mutluydu. Oğlu ve diğerleri öldürüldü mü? Sultan Sanger, Harezm'i fethedip devlet kurdu, fakat Giyas Aldin Ehli Harzam'ı tatmin edemedi mi? Sonra Ehli Huzm, Harezm Şah'ı geri çağırdı ve şehri ona verdi. Sis ve Hassam, böylece Şah Horsim'in sürekli hükümdarları mı oldu? Harezm, sınırlarını Tatarlarla eşit şekilde genişletmiş miydi?